Sen hocayla matematiğe yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 3 artı 5 12, 4 artı 9 28, 5 artı 12 65, 6 artı 15 neye eşittir diye soruyor bize burada. Şimdi bakıyorum ilk bileşene A desem, ikinci bileşene B desem, A ile B'nin toplamına bakıyorum. A ile B'yi toplasam 3, 5 daha 8, 4, 9 daha 13, 5, 12 daha 17, 6, 15 daha 21 yapar. 12, 8, 28, 13 pek bir bağlantı gözükmüyor. Birincinin karesini alsam, yani A'nın karesini alsam 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Buradan da baktığım zaman 9, 12, 3 daha lazım. Fakat 16'ya kaç eklesek 28 eder? Bunu gerçekleştiremiyoruz. Yani şurada işimize yarıyor gibi A kareye A eklesem 12 olur ama burada 16'ya tekrar bir 4 eklesem 28 etmez. Küpünü alayım. A'nın küpünü alayım. A'nın küpünü alırsam 3'ün küpü 27 yapar. 3 tane 3'ün çarpımı demektir. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64'tür. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125'tir. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36 idi. 6 ile çarparsak 216 eder. Şimdi bakıyorum. Burası 27. 27 ile 12 arasında bir bağlantıyı kurabiliyorum. 3 kere 5 de 15. Yani A ile B'yi çarparsam 3 kere 5 15. Yani ben A küpten AB'yi çıkarırsam 12 elde ederim. Yani bizim kuralımız A küp eksi AB olabilir. Burada ne olur? 27 eksi 15'ten 12 olur. İlkini sağlar. İkinciye bakalım. A küp 64'tü. A çarpı B yani 4 ile 9'un çarpımı 36. 64'ten 36 çıkarırsak biz buradan 28 buluruz. Bunu da sağladı. Üçüncüye bakalım. Kuralımız doğru gidiyor. 5 ile 12'yi çarparsak 60 yapar. A küp neydi? 125. Şurada bulmuştuk. 125'ten 60'ı çıkarırsak 65 yapar. Evet, artık bizden isteneni bulacağız. 6 ile 15'i çarparsak 90 yapar. A küp neydi? Yani birincinin küpü 216 idi. 216'dan 90'ı çıkaracağız. Eğer 216'dan 90'ı çıkarırsak 126 buluruz. Bu bizim bulmacamızın doğru cevabıdır.